hazır olmamız lazım arkadaşlar. Yazın her şekilde, gece ve gündüz yangın çıkabilir ve biz çağırabiliriz, bize ihtiyaç olabilir ihtimalini her zaman kafamızın bir köşesinde tutmamız lazım. Telefonlarımızı yani veya farklı iletişim kanallarımızı sürekli açık olmamız lazım. Bunu hasreten her arkadaşımızdan bekliyoruz. Yazın yangın sezonunda aradığımızda şef olsun, şoför olsun, şaka müdürü olsun, şube müdürü olsun, kim olursa olsun hiç kimsenin telefonunun kapalı olmasını, hiç kimsenin ulaşılamaz olmasını asla kabul etmiyoruz. Buna ben dahilim. Orman Bölge Müdürlüğümüzün görev alanı 3 ilde Yalova'da, Bilecik'te ve Bursa'da toplam defne alanımızın ne kadar olduğunu envanter çalışmalarımızı yaptık ve tamamladık. Ve bölge olarak da çok geniş alanda defnenin tür olarak yayılış gösterdiğini tespit edince bunun bir an önce ekonomiye kazandırılması ile ilgili olan çalışmalarımızı başlattık. Ormancılık günü ile ilgili yaptığımız çalışmalarla kısaca bahsedecek olursak, malumunuz olduğu üzere bu defnenin olduğu sahalar genelde
ormancılıkta yolu izi olmayan yerler diye tabir ettiğimiz yerler. Geçen sene yaptığımız planlamalarla ve bu yıl devam ettiğimiz çalışmalarımızla Defne sahalarına yol yaptık. Defne'nin rehabilite edilmesiyle ilgili çalışmaları başlattık. Defne bildiğiniz gibi bir ışık ağacı. Işığı seven bir bitki. Ama tabii baskı altında kaldığı zaman makinenin içinde gelişemiyor ve büyüyemiyor. Bunu mutlaka etrafını açıp buna ışık vermeniz gerekiyor ki sürgün verebilsin, yaprak kalitesi artsın. Dolayısıyla da toplamda ürün miktarı artsın. Buna yönelik olarak çalışmalar yaptık. Ve bunları devam ettireceğiz önümüzdeki birkaç yıl içinde. Laboratuvarda bu kestane gal arısıyla yani kestanede zarar yapan bu arıyla mücadele için karşını biyolojik mücadele kullanmak üzere Torumus sinensis adında bir yine bir canlıyla biyolojik olan buna mücadele edilme yoluna gidildi. Ve 2014 yılından beri bugüne kadar üretilen bu faydalı böceklerle bu kestanede zarar yapan böcekle mücadele edilmekte. Gerek Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün hudutlarında, gerek bölgemiz dışında bu kestane gal arısının zarar yaptığı alanlar, yerler bilinmiyor. İnsansız hava aracıyla ve multispektral dediğimiz hassas bir kamerayla bu alanların taranarak yine bir yazılımla birlikte bu alanların tespiti, haritalanmasına yönelik bölge müdürlüğü hudutlarındaki tüm sahaların bu insansız hava araçlarıyla taranması ve bunların haritalanması, bunların büro çalışmaları belli bir zaman alacak ve bunların da yersel olarak yani yersel ölçümlerle de mutlaka teyit edilmesi gerekiyor.
Bursa'da bölge müdürlüğümüze en önemli konulardan biri ekoturizmdir. Çünkü burası Marmara bölgesinin hem Ege'ye hem kuzeye açılan kapısı ve yoğun bir turizm potansiyeline sahip bir yer Bursa. Tabii Bursa'nın ormanlık alanı da %45 olunca çok büyük alanı zaten ormanlık alan. Adı da Yeşil Bursa olması sebebiyle ormanlık alanındaki ekoturizm faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda geçen sene başlattığımız burada Bursa'da daha yenice göleti A tipi konaklamalı mesileleri projemiz vardı. Tarım ve Orman Bakanımız tarafından onaylandı, izin alındı, Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. İnşallah şu anda bundan sonraki süreçte de burası şehre kazandıracak olan bir ekoturizm projesidir. Bilecik'te Bozüyük arasında Cennet Vadisi yine konaklamalı, oldukça fazla miktarda ziyaretçi olan bir yer. Orada da yeni tesis ettiğimiz A tipi bir mesileli projemiz şu anda bakanlığımıza gitti. İnşallah dönüşünde o da hayata geçebilecek. Yalova ilimizde deniz kenarlarında ve denizi gören yamaçlarda, ormanlık alanda da Çınarcık'ta, Esenköy'de şu anda proje aşamasında olan ekoturizm projelerimiz var. İnşallah bunlar da hayata geçtiği zaman bu bölgede hem insanların ormanlık alanlardaki dinlenme ihtiyacı, mesleği ihtiyacını karşılamış olacağız, turist akışı sağlamış olacağız bu bölgede. Arıcılar bizi yuvalar olarak biliyorlar. Çünkü arıcılık faaliyetini yürüttükleri yerler bildiğiniz gibi ormanlık alanlar. Bakanlığımızın son 10 yıldır yaptığı düzenlemelerle de arıcılardaki bu algının da bu yönde oluşmasına çok büyük katkısı var. Konaklama yerlerinin verilmesi anlamında gerek özel olarak hani konuşulabilmeleri için, pete koyabilmeleri için bal ormanlarının tesis edilmesi arıcılar açısından çok olumlu karşılanmıştır. Ayrıca bu kapsamda biz arıcılarımıza her yıl arının bal yapması açısından önemli olan bitki türlerinde ücretsiz fidan dağıtımlar.